Merhaba arkadaşlar. En son videomda hatırlarsanız JavaScript ile HTML'i birbirine bağlamadık diyelim. Çünkü zaten bağlanmış durumdalar. Biz sadece JavaScript'in içinde kullandığımız bazı değişkenleri, oluşturduğumuz bazı değişkenleri HTML'de göstermiş olduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İşin içine CSS'i koyalım. CSS'i de kullanalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada first name var. Benim bunun içine bir class oluşturmak istiyorum. Şöyle. Şuradan başlayalım isterseniz. Şimdi hepsi paragrafın içinde olduğu için paragrafın elementini kullanıp CSS class oluşturabiliyorsunuz. Direkt elementin adını kullanarak, yani standart oluyor biraz daha, bir genel bir şey oluyor. Genel bir CSS oluşturuyorsunuz. Ama custom'ı da göstereceğim. Custom oluşturduğunuz zaman içine class yazmanız gerekiyor. Ben standart yapmak istiyorum şu şekilde. My Component CSS'e geliyorum, her şeyi siliyorum. P yazmanız yetiyor. P yazarsanız bunun için oluşturduğunuz bütün CSS, hani property value diyoruz ya, color, background, hepsi bütün paragraflara uygulanmış olacak. Ben burada şöyle bir şey yapıyorum. Font family diyorum. Yazı türünü değiştirelim. Bakalım bize neler veriyor. Buradan bir tane seçelim. Biraz farklı olsun. Hani görmek için bilmiyorum bu nasıl, onu seçiyorum. Evet. Şimdi bir de custom oluşturalım. Custom'ları nokta ile oluşturmanız gerekiyor. Nokta diyorum. İşte ne diyelim? Main dash diye diyorum. Aynı şekilde oluşturuyorum. Tek farkı görüyorsun, nokta ve bir isim koymanız gerekiyor. Bu ismi kendiniz koyuyorsunuz. İstediğiniz gibi olabilir ama dediğim gibi boşluk olmaması lazım. Dash kullanabilirsiniz. Bunların da bazı özellikleri var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ama genel olarak div olsun, span olsun, bu şekilde elementleri kullanmak istiyorsanız başına nokta koymanız gerekmiyor. Sadece elementin adını yazmanız yetiyor. Ve şu şekilde yazmanıza gerek yok. Span yazıyorsunuz, yetiyor. Şu şekilde oluşabiliyorsunuz. Ama buradaki ayrıntı şu. Bu şekilde oluşturunca bütün paragraflara bunu uyguluyor. Ama bu şekilde oluşturunca bunu sadece istediğiniz paragraflara kendiniz koyuyorsunuz. Şimdi burada isterseniz bir de color diyelim. Color'ı red yapalım. Oradan görelim. Red yapıyorum. Şimdi farkını şuradan göreceğiz. Main Division'da color'ı değiştiriyorum. Burada color'ı ben ne yapıyorum? Color'ı blue yapıyorum. Şöyle blue yapalım. Şimdi burada color red hepsine uygulayacak ama burada color blue sadece benimkine uygulayacak. Hangisini koyarsanız oraya uygulayacak. İsterseniz önce deploy yapalım, bir görelim. Daha sonra konuşalım. Şimdi bunu deploy yapıyorum. Şöyle bir sonuçla karşılaşacağız. Hepsi kırmızı olacak. Çünkü bizim CSS dosyasında paragrafın style'ı kırmızı. Görüyorsunuz, color'ı kırmızı. Buraya geldiğiniz zaman tabii ki biz burada mavi oluşturmuştuk. Ama maviyi hiç kullanmadığımız için, görüyorsunuz, hiçbir yerde kullanmadığımız için onu göremeyeceğiz. İsterseniz sayfamıza refresh yapalım. Sonucu bir görelim. Evet, hepsi kırmızı oldu. Ama siz diyelim ki title'ın mavi olmasını istiyorsunuz. Burada zaten kullanmıştık main division class'ını. Bunun içinde kullanabiliyorsunuz. Class yazmanız gerekiyor. Bunun içine main div yazıyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman sadece title mavi, gerisi kırmızı olacak. Bakalım. Dediğim gibi birkaç kere refresh yapmanız gerekebilir ya da beklemeniz gerekiyor. Deploy olmasını beklemeniz gerekiyor. Bakalım deploy olmuş mu? Olmuş. Tekrar deploy yapalım. Evet. Deploy olmasını bekleyelim. Oldu. Şimdi refresh yapabiliriz sayfamızı. Gördüğünüz gibi sonuncusu mavi oldu. Diğerleri kırmızı oldu. Hala hepsi kırmızı. Neden hepsi kırmızı? Çünkü bizim burada genel kullandığımız bir class var. P, paragraf. Bütün paragraflara uygulanıyor. Bu şekilde arkadaşlar, videoyu çok uzatmak istemiyorum. CSS class'ları oluşturup kendi dizaynınızı kendiniz yapabilirsiniz. Ya da var olan class'ları kullanacaksınız. Var olan class'lar SL diye, S ile başlıyor. Onunla alakalı videolarım var. Oradan bakabilirsiniz. Ama şu anda biz CSS dosyasında oluşturduğumuz class'ları nasıl kullanabiliriz onu gördük. İki şekilde görüyorsunuz.
Birincisi genel olarak sadece elementin adını yazmanız yetiyor. Görüyorsunuz P. Bu bütün paragraflara uygulanıyor. Ya da kendiniz custom class oluşturabilirsiniz. Onun başına nokta koymanız gerekiyor. Ve main division şeklinde bu şekilde bir isim vererek onu elementlerde kullanabiliyorsunuz. Görüyorsunuz buradaki elementin içine, paragrafın içine ben main div'i yazmayınca olmuyor. Yazınca sonucun değiştiğini gördünüz. Bir sonraki videomuzda diğer konularla devam edelim. Bir sonraki konumuz bakalım ne? Bir sonraki konumuz configuration. Configuration'a bakacağız. Setting. Onunla alakalı bir video yapacağız.